Evet, yani Türkiye'nin dibi derken bugün Türkiye'nin bir aşağı burgu hareketi yaptığını ve hızla bir dağılmaya, bir felakete, bir çöküşe doğru gittiğini düşünüyorum ben. Bütün göstergeler bunu gör, yani bu yönde işaret veriyor. Bunu frenleyecek bir ülkede bunu frenleyecek çeşitli güvenceler, çeşitli direnç unsurları olabilir. Bu kurumlar olabilir, kurumsal işlerlik olabilir, bu toplum olabilir. Buna benzer ya da siyasi aktörler olabilir. Ama bugün maalesef Türkiye'de bunların üçte kalmadı. Yani ne görev tanımları gereği faaliyet gösteren kurumlar bırakıldı. Türkiye'de hiçbir bağımsız kurum kalmadı gibi kurumsal işlerlik de bu görev tanımının tamamen dışına çıktı. Rejimin siyasi menfaatleri doğrultusunda bir ayrıştırıcı ve dışlayıcı işlerliğe dönüştü. Dışlayıcı kurumlaşma söz konusu. İkincisi, siyasi aktörlerin hiçbiri toplumdaki bu gidişi, toplumdaki değil de Türkiye'deki genel gidişatın önüne herhangi bir şekilde çıkıp bunu durdurabilecek bir liderlik potansiyeline haiz değiller. Öyle gözüküyor. Bir de toplum da işte bu örneklerin verdiğimiz şeyler sadece onun bir parçası. Bir aşırı bölünmüş, getolaşmış, birbirine düşmanlaşmış kamplarda saflaşmış bir toplum. Şimdi bu toplum olarak hareket etmez. Dolayısıyla bu bölünmüş ve karşıtlaşmış grupların bir ortak menfaat sahikiyle, bir ortak paydada bir araya gelip el birliği yapmaları ve yani ülkenin ortak menfaatlerini savunarak bir ortak akıl üretmeleri beklenmemelidir.